Arda ve Ayşe tutulmalar konusunda yukarıda gösterilen poster çalışmalarını hazırlayıp sınıfa getirir ve arkadaşlarına sunarlar. Arda ve Ayşe'nin poster çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ay tutulması ve güneş tutulmasını posterlemiş. Ay tutulması için ay güneş ile dünya arasına girer. Hayır, bu tanım güneş tutulması için geçerlidir. Dünya güneş ile ay arasına geçer. Hayır, güneş tutulması değil, ay tutulmasıdır. Yani posterlerin isimlerinin yerlerinin değişmesi gerekmektedir. O yüzden A doğru bir ifadedir. Her iki öğrencinin görsellerinde gök cisimlerinin büyüklükleri doğru modellenmiştir. Evet, güneş en büyük, ay ise en küçük gök cismi olarak verilmiş. Doğrudur. Her iki posterde açıklanan olaylar ışığın doğrusal yayılmasının bir sonucudur. Evet, ay tutulması ve güneş tutulması ışığın doğrusal yayılmasının bir sonucudur. Güneş ve ay tutulmaları aynı anda gerçekleşen doğa olaylarıdır. Hayır, ikisi de aynı anda gerçekleşmez. Yanlış bir ifade olduğu için cevap değişik olacaktır. Dünyanın ve Ay'ın hareketleri nedeniyle Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine, Ay'ın gölgesinin de Dünya'nın üzerine düşmesine tutulma denir. Dünya üzerinde Güneş ve Ay tutulmaları olarak iki farklı tutulma görülür. Bu tutulmaların benzer ve farklı özellikleri vardır. Metin öğretmen Güneş ve Ay tutulmalarına ait bazı özellikleri tahtaya yazıyor. Öğrencilerden bu özelliklerin hangi tutulmaya ait olduğunu belirlemelerini istiyor. Buna göre tutulmalara ait özellikler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 1'e baktığımızda Ay, Güneş, Dünya aynı doğrultudayken gerçekleşir. 2 tutulma için de geçerlidir. Gölge oluşumu ile gerçekleşir. Yine 2 tutulma için de geçerlidir. Ay, yeni ay evresindeyken gerçekleşen güneş tutulması, dünyanın güneşe olan uzaklığı, ayın güneşe olan uzaklığından daha fazla olduğu tutulma ise ay tutulması olacağı için cevap C şıkkı olacaktır. Yandaki şekilde ayın dünya etrafındaki yörüngesi ve güneş ışınlarının geliş açısı gösterilmiştir. Ay 1, 2, 3 ve 4 numaralı konumlardan geçerek dünya etrafındaki dolanma hareketini tamamlamaktadır. Ayın hareketi sırasında meydana gelebilecek olaylarla ilgili olarak öğrenciler aşağıdaki yorumları yapmışlardır. Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur? Burada bilmemiz gereken şey Güneş ve Ay tutulmasında Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda olduğudur. Elif'in yorumuna baktığımızda Ay bir konumundan iki konumuna doğru ilerlerken Ay tutulması gerçekleşir. Bakalım Ay birden ikiye doğru giderken buraya geldiğinde aynı doğrultuda olacaklar ve Güneş, Dünya, Ay şeklinde sıralandığında Ay tutulması olduğu için Elif doğru söylemiştir. Ay 3 konumundan 4 konumuna doğru ilerlerken Güneş tutulması gerçekleşmiştir. Baktığımızda 3 konumundan 4'e doğru ilerlerken Ay buraya geldiğinde Güneş, Ay, Dünya şeklinde sıralanacağı için ve aynı doğrultuda olacağı için evet Güneş tutulması gerçekleşir. Ay 1 konumundayken ay tutulması, 3 konumundayken güneş tutulması gerçekleşebilir. 1 veya 3'te olduğunda güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olmayacağı için güneş tutulması da ay tutulması da gerçekleşmez. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin büyüklük sıralaması Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür şeklindedir. Güneş sisteminden seçilen K, L ve M gezegenlerinden K ve M'nin dış gezegen, L'nin iç gezegen olduğu bilinmektedir. Bu gezegenlerin birbirlerine göre büyüklükleri yandaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre K, L ve M ile ifade edilen gezegenler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Grafiğe baktığımızda K, L ve M'nin içinde en büyük olan K gezegeni, en küçük olan ise L gezegeni olacaktır. Bize bir bilgi daha vermiş. Dış gezegenlerin Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün olduğunu, iç gezegenlerin ise Merkür, Venüs, Dünya ve Mars olduğunu bilmemiz gerekmektedir. O yüzden C ve D şıkkına baktığımızda M gezegeni bir dış gezegen olduğu için ancak Mars ve Venüs iç gezegen olduğu için C ve D şıkkını eleyebiliriz.
A ve B'ye baktığımızda L gezegeni iç gezegen olmalıydı. O yüzden B şıkkında verdiği Uranüs gezegeni dış gezegen olduğu için cevap A olacaktır. Büyüklük sıralamasına da bakalım. K Uranüs, M Neptün. Evet, Uranüs Neptün'den büyük. Mars da bu iki gezegenin arasında en küçük olanıydı. Cevap A şıkkı olacaktır. Teoman babasının özel filtreli fotoğraf makinesiyle çektiği yukarıdaki fotoğrafları incelemiş fakat bu olaylardan hangisinin güneş tutulmasına, hangisinin ay tutulmasına ait olduğuna karar verememiştir. Bu olaylar ile ilgili tahminlerini babası eve geldiğinde ona göstermek üzere bir kağıda not almıştır. Buna göre Teoman aşağıdaki tahminlerinin hangisinde hata yaptı? Baktığımızda birinci olay ve ikinci olaya, birinci olay bize güneş tutulmasını göstermekte, ikinci olay ise ay tutulmasını göstermektedir. A şıkkında birinci olay güneş tutulmasına, ikinci olay ay tutulmasına ait bir fotoğraftır. Evet, doğru bir yorum. B şıkkı birinci olaya ait fotoğraf gündüz, ikinci olaya ait fotoğraf gece çekilmiştir. Evet, güneş tutulmaları gündüz gözlemlenebilir. Ay tutulmaları ise gece gözlemlenebilir. C. İkinci olayda ayın üzerine düşen gölge dünyaya aittir. Evet, ay tutulmasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düştüğü için C doğrudur. D. Birinci olayda güneşin üzerine düşen gölge dünyaya aittir. Hayır, böyle bir ifadede bulunamayız. O yüzden cevap D şıkkı olacaktır. Ayın yeni ay evresinde gözlemlenebilen güneş tutulması olayı aşağıda gösterilmiştir. Türkiye'de yaşayan ve uzay gözlemlerini çok seven Gökberk, güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. Buna göre Gökberk'in güneş tutulması hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Her yeni ay evresinde güneş tutulması görülür. Her güneş tutulması sırasında ay yeni ay evresindedir. Tüm güneş tutulması olayları dünyanın her yerinden aynı anda gözlemlenebilir. A şıkkına baktığımızda güneş tutulmasının her ay gerçekleştiğini bilmektedir. Hayır, böyle herhangi bir açıklaması olmadığı için doğru kabul edemeyiz. B şıkkına bakalım. Güneş tutulmasının sadece ayın yeni ay evresinde gerçekleştiğini bilmektedir. Evet, zaten İki ifadesinde de güneş tutulmasının yeni ay evresinde olduğunu söylediği için cevap B şıkkı olacaktır. Yukarıda Dünya ve Ay'a ait göktaşı çukuru haritaları verilmiştir. Haritalar üzerindeki noktalar tespit edilmiş göktaşı çukurlarını temsil etmektedir. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ay şıkkında Ay'daki göktaşı çukuru sayısı Dünya'daki göktaşı çukuru sayısından fazladır. Evet, şekilleri incelediğimizde Ay'daki göktaşı çukuru sayısının daha fazla olduğunu görebiliyoruz. B şıkkına bakalım. Meteorların Dünya atmosferinde yanması yer yüzüne düşen göktaşı sayısını azaltmıştır. Hayır, sadece buraya bakarak böyle bir bilgide bulunamayız. C. Ayın atmosferlerinin çok ince olması, ay yüzeyine çarpan göktaşı sayısının daha fazla olmasına sebep olmuştur. Ayın üzerindeki göktaşı çukurlarının kalıcı olmasının sebebi zaten ayın atmosferinin çok ince olmasından kaynaklanıyordu. Doğru bir ifadedir. D. Dünyanın dörtte üçünün sularla kaplı olması göktaşı çukuru sayısının aydan daha az olmasına sebep olmuştur. Çünkü denizlere de düşebileceği için karada herhangi bir göktaşı çukuru oluşamayacağı için o yüzden cevap B şık olacak. Yukarıda verilen bilgileri değerlendiren öğrenciler, Curiosity keşif aracının başka gezegenlerin özelliklerinin keşfedilmesinde de kullanılabileceğini düşünmektedirler. Bu sebeple aşağıdaki gezegen önerilerini öğretmenlerine sunmuşlardır. Buna göre Curiosity keşif aracı hangi öğrencilerin önerdiği gezegenlerde benzer bir görevi yerine getirebilir? Curiosity, 26 Kasım 2011 tarihinde Dünya'dan Mars'a fırlatılmış bir keşif aracıdır. Amacı Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını araştırmak, suyun rolünü incelemek, Mars'ın iklimi ile jeolojisini araştırmak ve Mars'ın insanlar tarafından barınabilirliğini denemek.
denetlemektedir. Bu görevden elde edilecek sonuçların aynı zamanda Mars'ın gelecekte insanlar tarafından keşfine de hazırlık olacağı düşünülmektedir. Curiosity sahip olduğu teknoloji ve ekipmanlar gereği sadece kara parçalarında araştırma yapma yeteneğine sahiptir. Deniz, Ahmet ve Sıla'ya baktığımızda zaten Mars'a fırlatıldığı için, Ahmet Mars dediği için doğru. Mars ve Venüs karasal gezegenler olduğu için benzer özelliklere sahip. O yüzden Sıla'yı da alabiliyoruz. Ve Curiosity kara parçalarında araştırma yaptığı için Satürn gezegenini alabiliyoruz. Yani cevap Deniz, Ahmet ve Sıla olduğu için D şıkkı olacaktır.